Hocam, bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, uzun gitti ama 20. mektubun 2. makamının 10. kelimesinin son noktasına geldik. 5.'yi okuyacağız, bir de 11. kelimeyi okuyacağız. Herhalde 11. kelime de ve ileyhil masir, dönüş ona. Evvela 10. kelimenin son 5. noktayı okuyalım. Sabık beyanatımızda diğer 4 noktadaki yapılan izahlarda, yani tevhidle alakalı, Allah'ın birliği ve varlığıyla alakalı, icad-ı mahlukatta görünen hadsiz kolaylık, Allah'ın şu mahlukatı yaratırken bizim bizzat müşahede ettiğimiz gayet kolaylık var. Gayet derecede çabukluk, bahar bunun en güzel örneği. Nihayetsiz sürat-i efal, işler çok hızlı yürüyor. Nihayetsiz suhuletle, çok kolaylık bir şey, kolay bir şekilde icadı eşyanın sırlarını, neden böyle eşya, kainattaki bu gördüğümüz her şey kolaylıkla icat ediliyor, bunun sırlarını, hikmetlerini bir derece gösterdik. İşte şu nihayetsiz sürat hızla yaratılıyor. Saniyede ne kadar çocuk doğuyor şimdi? Evet, enteresan bir şey. Sırf çocuk, bir de düşün sivrisinek, bir de düşün inek, yani deve, ne bileyim, hamsi. Ve hassiz suhuletle vücudu eşya. Yani her şeyin çok kolay bir şekilde meydana gelmesi, ehli hidayete, aklı başında olanlar, aklı başında olmayanlara ne yapalım? Kur'an-ı Kerim öyle diyor. Yehdi men yeşe ve yudillü men yeşe. Hidayete erdiren de o, dalalete sürüklemeye, tabii onu takdir eden de o. Şöyle kat'i bir kanaat verir ki, mahlukatı icat eden zatın kudretine nispeten, bütün bu varlıkları yaratan Allah'ın kudretine nispeten, cennetler baharlar kadar, baharlar bahçeler kadar, bahçeler çiçekler kadar kolay gelir. Yani ayetin ifadesiyle, مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدًا. Sizi yaratmak da yeniden kabirden ihya edip haşretmek de tıpkı bir tek insanın yaratılması ve haşredilmesi kadar Allah'ın kudretine nispeten birdir ayetinin sırrıyla. Nevi beşerin, insanoğlunun haşri ve neşri, bir tek nefsin, bir tek insanın imate ve ihyası, ölüme mahkum edilip sonra ölümden sonra yeniden hayat verilmesi gibi suhuletlidir ve çok kolaydır. Zaten Kur'an-ı Kerim çok güzel bir ifadede bulunuyor. İmkânet illâ sayhaten vâhideten. Yeniden yaratılma bu. Yani öteki de öyle. Yani şeyde nedir? Kıyamet koparken de aynı şekilde. Yani bir tek İsrafil'in borusuyla bütün kainat darmadağın olacak. Aynı şekilde yeniden dirilme de öyle. İmkânet illâ sayhaten vâhideten. Yani bu yeniden haşir, aman ya Rabbi, sadece ve sadece diyor, bir tek İsrafil'in şeyine bağlı, suru üflemesine bağlı. Fe izahum, bir de bakarsın ki bütün başta insanlık yaratılanlar, cemi'ül ledeyna muhtarun, hepsi huzurumuzda bekliyor. Aslında Arapçada muhtar, yani zorla mahkemeye getirilen, mazlum demek yani. O Kur'an-ı Yasin Şerif'te de çok geçiyor biliyorsun. Ve insan çok korkuyor. Yani öyle hemen şeye hazır. Yani sorgulanmaya hazır. Kaçacak tarafı yok. Bak Ahmet kardeş bile kaçamadı bugün. Demek ki zor yani. Değil mi? Tasrihiyle cevabını dinlemeden devam edelim derse illa bir cevap verir. Açıktan ifadesiyle bütün insanları haşirde ihya etmek. İstirahat için dağılan bir orduyu bir boru sesiyle toplamak kadar kolaydır. Hadise bu kadar basit. İşte şu hadsiz sürat, şu kainatın yaratılışındaki sınırsız bir hızlılık ve nihayetsiz suhulet ve kolay olması, bilbedahe 2x2 4 eder derecesinde açıkça kudret-i saniyin kemaline, bu kainatıdaki masnuatı yaratan ustanın kudretinin mükemmelliğine
ve her şey ona nispeten kolay olduğuna delili kat'i, kesin delil ve bürhani yakini, kesin ilim ifade eden mantıki bir delil olduğu halde ehli dalaletin nazarında, maalesef yoldan sapmışların nazarında sani'in kudretiyle eşyanın teşkili ve icadı, yani Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle şu kainattaki her şeyin yaratılması ki vücub derecesinde suhuletlidir. Niye vücub derecesinde diyor? Vücub demiyor. Vücub diyen filozoflar. Tabii onlar haşa. Yani Cenab-ı Hak yani el-vahidu la yasturu anhu illa el-vahid. Sudur nazariyesi deniliyor ona. Batıl bir nazariye. Yani güya Allah'tan, Allah sadece bir şey yaratabilir. O da aklı saniyi yaratmıştır diyorlar. O da yine bir şey yaratır. Böyle gidiyor. İşte her akıl bir şeyleri yaratıyor. En sonunda 10. akıl dünyayı yaratıyor. Belli ki 10 tane aklın içinde akılsız adamlar dolaşmış. Ama vücut derecesinde suhuletlidir. Çok kolay yani. Neredeyse kesin olması lazım. Öyle oluyor. 1000 derece muhal olan kendi kendine teşekkür ile iltibasa sebep olmuştur. Yani Allah'ın kudretiyle çok sonsuz derecede kolay olması, birden yaratılması maalesef ehli dalalete göre kendi kendine olmuş efendim. Sebepler. Rahmetli 40. hocam öyle derdi. Kendi kendine kelime oyununu dile getirirdi. Derdi ya önce demek kendisi varmış sonra kendisini yapmış. Öyle latife ederdi yani. Güzel bir izahtı. Biliyorsunuz Tabiat Risalesi'nde 3 tane imkansızlık var. Olmane ergi metodu. 1- tabiat icat etti. 2- kendi kendine oldu. 3- sebepler vasıtasıyla oldu. Üstad 3'ünü tamamen olmayacağını ispat ediyor. Geriye kalıyor bir Halik-i Kerim tarafından yaratılması. Yani bazı adi şeylerin, normal şeyler, adi şeyler dediği yok. Efendim bizim bahçede de salatalık yetişiyor. Ulan bulanık sudan salatalık çıkıyor. Ahmak. Yani onu öyle sen normal görme. Bizim bu adi kastımız o yani. Yağmur yağıyor işte. Yağmasın da gör. Kur'an-ı Kerim bunu anlatıyor. Nasıl beklemişler o yağmursuz kalan insanlar. Vücuda gelmelerini çok kolay gördükleri için. Hocam biz de bahçemize ektik salatalık. Oluyor. Tamam da yani. Onların teşkilini teşekkül tevehüm ediyorlar. Allah tarafından yapılmasını kendi kendine şekil aldı zannediyorlar. Yani icat edilmiyorlar onlara göre. Belki kendi kendine vücut buluyorlar. İşte gel ahmaklığın nihayetsiz derecatına, derecelerine bak ki nihayetsiz bir kudretin delilini mesela bir salatalık. Değil mi? Bugün ne yedik? Karnı yarık yedik. İmam bayıldı. Bizi de bayılttı biliyorsun. Yani o patlıcan. Bulanık suda yetişiyor yani. Hiç benzer tarafı yok ki toprağıyla, suyuyla vesairesiyle. Bir de gübre atıyorsun ki iyi ola. Yani içine bir de pislik katıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Öyle değil ya. Öyle bir fabrikadan çıkıyor ki onun ademine haşa sanki Allah'ın yokluğuna delil yapar. Nihayetsiz muhala, imkansızlıklar kapısını açar. Çünkü o halde sani aleme lazım olan, bakmak çok önemli. O halde dediği, yani eğer sen Cenab-ı Hakk'a havale etmez de sebeplere havale edersen, o zaman şu alemi yaratan, sanat sahibi olan, Allah'a lazım olan nihayetsiz kudret ve muhit ilim, her şeyi kuşatan ilim gibi evsaf-ı kemal, kemal vasıfları. Kemal vasıfları her mahlukun her zerresine verilmek lazım gelir. Ta kendi kendine teşekkür edebilsin. Geldik son kelimeye. Zaten 20. mektup da bir türlü bitmiyordu değil mi Ahmet kardeş? Yani bugün bitiyor. 11. kelime. Biliyorsunuz kelime-i tevhidin 11 kelimesi var. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. Hepsini okuduk. Sıra geldi son kelimeye. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. Dönüş Allah'a. Hiç şüphe yok. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Ona döndürüleceksiniz.
Bunda şüphe yok. Var mı dönmek istemeyen? Firavun bile son anda inandım bu Musa'nın iyi Allah'ına demiş. Aman kabul olmamış imanım. Yani aynen böyle Kur'an-ı Kerim bunu naklediyor. İnandım demiş ya artık yeter. Gidiyor çünkü adam boğulacak. Anlatabildim mi? Ama imanı kabul olmamış. Bakalım ne demekmiş bu? Ve ileyhil masir. Bak hikmet de geldi. Yani dar-ı faniden, bu fani olan, geçici olan dünyadan dar-ı bakiye, baki ve beka, devamlılık memleketi olan cennete, ahirete daha doğrusu dönülecek. Ve kadimi bakinin hem bekası var hem de kadim, kadim dediği ezeli, kadim ezeli olan demek. Yani biz mümkünüz. Olmakta olmamakta muhtemel. Bizi olmayı tercih etmiş. Hadis de diyoruz biz bize. Yani kadimin karşılığı hadis. Sonradan birisi tarafından yapılmış ve yaratılmışız. Ama Allah kadim. Aynı zamanda baki. Evet. Makarr-ı saltanat-ı ebediyesine. Bu tabir çok hoşuma gidiyor. Size belki her derste tekrarladığım ayet hoşuma gidiyor. Değil mi? Neydi? Hafız ila daris selam. Vallahu yed'u ila daris selam. Ne kadar tatlı. Vallahu yed'u ila daris selam. Üstadım bu kelimesiyle o çok hoşuma gitti. Tam o ayetin manası. Yani Cenab-ı Hak sizi bu dünyada darus selam öyle bu şimdi gelirken Mustafa kardeşle konuştuk. Bir soru sordu Mustafa kardeş. Dedi ki ya hocam dünya hep mi böyle sıkıntılı, belalı, çirkin? Vallahi dedim hep öyle sırf bize değil. Ama ahir zamanın özel bir durumu var tabii yani. Onun için Kur'an-ı Kerim Allah sizi diyor, o ki sıkılıyorsunuz. Buyurun, selamet ve huzur diyarı olan cennete davet ediyor. Üstad da bunu kadimi bakinin makarr-ı saltanat-ı ebediyesine. Yani ebedi, şimdi burada saltanatı var ama hep geçici. Baharda mesela gül, bizim üniversitenin önünde ne diyorlar o şeye, o güle, çiçeğe? Çok güzel böyle açmış bu sene. Ama baktım ki dökülmeye başlamış yapraklar Ahmet kardeş. Ya onu biraz devam ettirsene mübarek. Hayır. Dünyadaki Allah'ın saltanatı ebedi değil. Bunların ebedi olacağı yer, makarr-ı saltanatı ebediye ahirettir. Allah'ın saltanatının ebedi olduğu yerler. Oraya gidilecek. Aman ya Rabbi. Ve kesret-i esbattan sebepler çok. Trump görüştü, YPG vurdu, Türk uçakları devirdi. 50 tane sebep var. Allah Türkiye'yi muhafaza eylesin. Harici ve dahili binlerce düşmanı var. İnsan buna bakınca ama aynı şey öyle. Şimdi bizim orada üzümde üzüm yiyordum. Allah alem bu sene üzüm yiyemeyeceğim. Soğuk vuruyor. Bu gece eksi 2 olacakmış. O üzüm nereden üzüm olacak artık? Yani sebepler çok. Sebeplerin çokluğu dairesinden vahidi zülcelal. Söylesene. Limenil mulkul yevm. O kıyamet koptuktan sonra Cenab-ı Hak soracak. Söyleyin bakalım. Ey kıyamette helak olup gidenler. Kiminmiş bakalım bugün? Mülklük, saltanat kiminmiş? Cenab-ı Hak cevap veriyor. Üstad da onu kullanıyor. Lillahil vahidil kahhar. Bir ismi kahhar olan ve bütün sıfat ve zatında birliği bulunan tek olan Allah'ındır mülk. Devamını okusana ey hafız-ı kerim. Aslan hocam. Aslan hocam. Artık bugün tek hakim. Ve bugün her nefis kazandıklarının cezasını, mükafatını bugün görecek. Zulüm yok. Anlatabildim mi? Zulüm yok. Öyle yani mahkeme şunu salıverdi, bunu bıraktı, şunu zulüm olarak içeride tutuyor. Böyle bir dert de yok. Yaşa hocam ya. Sen ikinci oldun yarışmada. Vahid-i Zülcelal'in, Vahid-i Zülcelal olan Allah'ın daire-i kudretine, kudret dairesine gidilecek. Niye kudret dairesi dedi? Recep kardeş susun.
Hemen makbuzu hazırla. Niye bak başka kelime kullanmadı? Allah uzun ömür versin. Dünya hikmet dairesi. Hakim ismi hakim. Anlaşıldı değil mi? Ama ahirette her şey açık. Kadir ismi hakim oldu. Burada da var. Ama hikmet dairesi burası. Yani Allah'a isyan edene, cezası verilmesi gerekenlere hemen ceza vermiyor. Ya Rabbi ne olur biraz ak gündüzün arzusuna bıraksaydım bazı şeyleri. Herhalde günde on binlerce adam ölürdü değil mi? Ahmet Said kardeş yani ben öldürmezdim. Ya Rabbi şunları kahrettirdim yani. Anlatabildim mi? Ama bu dünya hikmet dünyası. Kudret dairesi ora açık. Anlatabildim mi? Firavunu da, Musa'sı da, her şey görecek. Kudret de dairesine gidilecek. Dünyadan ahirete geçilecek. Merciğiniz onun dergahıdır. Artık ne Hollanda'nın mahkemesi, ne Türkiye'nin mahkemesi, ne onun gümrüğü, ne bunun gümrüğü. Allah'ın dergahına gidiyorsunuz. Onun rahmetidir elhamdülillah. Ve hakeza böyle çoğaltabilirsiniz. Ve ileyhil masirin manası budur. Şu kelimenin bunlar gibi ifade ettiği pek çok hakikatlar var. Şu hakikatların içinde saadet ebediye ile yani ebedi saadet cennetle cennete döneceğinizi ifade eden hakikat ise değil mi? Ne dedi? Kadim-i Baki'nin makar-ı saltanatı ebediyesine gidilecek dedi. Onunla onun sözün 12 bürhan-ı kat'i yakiniyle, onun söz biliyorsunuz 12 tane kesin delil var. Ahireti ispat ediyor. Ve Allah'ın isimleriyle ispat ediyor. Son 12 bürhanı biliyor musun sen Molla Ahmet? Molla Hasan? Son 2 bürhan, biri Resulullah, biri de Kur'an-ı Azimüşşan. Değil mi? Diğerleri Allah'ın esması. Anlatabildim mi? Böyle devam ediyor. 12 bürhanla ve 29'un sözün pek çok delail-i kat'ayı, çok kesin delilleri tazammun eden 6 esasıyla hakikaten ahireti ispat ediyor bu. O derece kat'i ispat edilmiştir ki başka beyana, açıklamaya hacet bırakmıyor. Gurub eden güneşin, batan güneşin, ertesi sabah yeniden tulu edeceği kat'iyetinde, yeniden doğacağı kesinliğinde hangi sureydi? Huvellezî yetevaffâkum billeyl. Huvellezî yetevaffâkum billeyl. O Allah ki sizi gece vakti vefat ettiriyor. Dedi ya güneşin batışı, doğuşu aynen bu kesinlikte. Ve ya'lemu mâ cerahtum minen nehâri. Gündüz de ellerinizle, ayaklarınızla, bütün azalarınızla öyle haramı, helali, hepsi dahil buna. Gizlisi yok. Her yerde kamera var. Hepsini biliyor. Ondan sonra ne? Sümme yeb'atukum ya sizin için tayin eden, belirlenen ecel gelinceye kadar sizi tekrar yaratıyor. Yani aslında biz her gece vefat ediyoruz. Onun için ölüme uykunun büyük abisi diyor Bediüzzaman Hazretleri. Uyku da ölümün küçük kardeşi. Evet. Ondan sonra sümme ebatukum sümme ileyhim marciukum. Bitti. Evin sonu varacağınız yer o. Gayet açık. Bu ayet beni çok etkiliyor. Üstad da şöyle diyor buna. Gurub eden batan güneşin ertesi sabah yeniden tulu edeceği kat'iyetinde o iki söz, onun söz ve 29'un söz ispat etmiştir ki şu dünyanın manevi güneşi olan hayat dahi. Hayat olmadı mı? Biliyorsun her şey ıssızdır. Her şey ıssız. Ben bunu Horhor Kalesi'ne çıktım. Eski Van'ın o harap haline baktım, hissettim. Bir zamanlar sokaklarda dolaşan çocuklar, hanımlar, Kur'an okuyan diller, hafızlar, hocalar. En az 5-6 cami var. Minareleri bir kısmı kökünden çökmüştü, yıkılmış. Bir kısmı şerefesi yıkılmış. Ya tamamen ölü. Ya neydi bir ayet vardı da birdenbire hatırlamadım. وَتِلْكَ الْبُيُوتُ خَاوِيَةٌ عَلَيْهِمْ değil mi?
Ne müthiş bir ayet. Ve ya, ya yani diyor, işte onların evleri, bahtları başlarına yıkılmış. Hayat olmadı mı ölür. Hayat dahi harabı dünya ile, dünya hayatının harabıyla grubunda. Güneş gibi batıp gidecek. Sonra haşrin sabahında baki bir surette tulu edecek, doğacaktır. Ve cin ve insin, cinlerin ve insanların bir kısmı saadet ebediye. Bu da çok. Ya Rabbi bizi bunlardan eyle. Ne olur o şeyi oku, hanginiz okuyacaksanız. Ondan sonra ila cehenneme zümera, önce ilel cennete oku. Önce ila cehenneme oku. Bitti. Öyle hoşuma gidiyor ki Ahmet kardeş bu cümleler. Yani kul mutu bi gaydikum ayetini okuyunca ulan öfkenizden geberin diye tercüme ediyorum. Hiç ölün diye tercüme etmiyorum. Yoksa insan var ya bu dünyada hayattan lezzet alamaz. Bu zalimlerden intikam alınmadığını görmedikçe. Kur'an-ı Kerim de bu ayet onu anlatıyor. Bir kısmı saadeti ebediye, ben onu sona bıraktım. Ve bir kısmı da şekaveti ebediye mazhar olacaktır. Bu grup işte. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ سُمَرًا. Kafirler diyor, bölükler halinde cehenneme sevk edilecekler. Devamında ne diyecek Cenab-ı Hak? حَتَّى اِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. Ya cehenneme geldiklerinde, cenneti anlatmayasın ha, onun da kapıları açılacak. Onu da aynı. Ha, kapıları açılır diyor cehennemin. Ey, ama onlara kötü söz söyleyecek Cenab-ı Hak. Oradaki görevli, cennetin bekçileri, ne diyorduk onlara? Zabaniler diyecekler ki, elem yetikum rusulum. Ne güzel bir cümle. Yahu içinizden peygamberler gelip de size buralara kadar sevk edileceğinizi söylemedi mi? Ya, yani Rabbinizin ayetlerini size okuyacak, içinizden gelip de size meseleleri anlatan birisi gelmedi mi? İşte bu grup ehli şekavet. Ehli saadeti oku, fazla ciğerimizi parçalatma. Ha, şey öyle diyor. Bu Diriliş Ertuğrul da ulan diyor, şeytan seni görseydi, bir garı var, fitne bir garı. Derdi ki ya, ya Rabbi beni niye yarattın bu varken? Yani hakikaten ehli dalaleti çok güzel ifade ediyor yani. Yani şimdi gelelim ehli saadete. Evet, bunlar ne diyor? O da diyor cennete sevk edilecekler. Ona söylenecek cümleler çok tatlı. Ne diyor? Aynı. Yani cennete gelip de kapılar açılınca, ama söylenen sözler farklı. Ne diyecekler? Hazinetu ama aynı. Evet. Ha, onun da. Heh. Cennetin şey kapıcıları, cennetin bekçileri, kapıda duranlar şöyle diyecekler. Allah size selam ve huzur versin. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Tıptum. Hoş geldiniz. Bu kelime çok hoşuma gidiyor. Fethuluha halidin. Ebediyen orada kalmak üzere buyurun, cennetlere girin. Cennet ve cehennemin ebediyetini inkar edenlerin kulakları çınlasın. Yahu çok tatlı yahu. Demek ki bir kısmı saadet ebediye. Allah bizi bunlardan eylesin. Amin. Ve bir kısmı da şekaveti ebediye mazhar olacaktır. Bu Ali Bey ve arkadaşları neye mazhar olacak? Onlar da Rotterdam sokaklarına mazhar olacak. Madem 10. ve 29. sözler bu hakikati kemaliyle ispat etmişler, sözü onlara havale edip yalnız deriz ki, sabık beyanatta kat'i ispat edildiği üzere, yukarıda ispat edildi, nihayetsiz bir ilmi muhit, her şeyi kuşatan Allah'ın sonsuz bir ilmi var. Ve hadsiz bir irade-i külliye, her şeye direkt irtibat kurabilen Allah'ın bir iradesi var. Ve nihayetsiz bir kudreti mutlaka sahibi, hiç kayıtsız bir kudret sahibi olan şu kainatın sani hakimi, her şeyi hikmetle yapan ve sanatla halk eden Allah ve şu insanların Halik-ı Rahimi, insanları yaratan ama merhametle yaratan. Hoş, yani zalimleri burada, mazlumları yine dünyada bırakmaz. Hep isimleri çok manalı kullanıyor Allah'ın isimlerini. Bütün semavi kitapları ve fermanlarıyla.
başta dört kitap, suhuflar ve gönderdiği fermanlarla cenneti ve saadet ebediyeyi nev-i beşerin, ehli imanına vaat etmiştir. Biraz önce okuduk. Selamun aleyküm. Biliyorsunuz Osmanlı sarayların kapısına bunu yazmış. Şeyde var, haremde var. Diğer yerlerde de var. Selamun aleyküm tıbtum fethuluha halidi. Ehli imanına vaat etmiştir. Madem vaat etmiştir, elbette yapacaktır. Çünkü vaadinde hulf etmek, söz verip de durmamak, ona muhaldir, imkansız. Bir adam niye duramaz? Ya söz verir, yerine getiremez. Anladın mı? Veyahut da çünkü vaadini ifade etmemek gayet çirkin bir noksandır. Yani öyle değil mi? Çünkü vaat etmiş, yerine getirmedi mi? Aciz demektir, haşa. Kamili mutlak noksandan münezzeh ve mukaddestir. Nasıl o aciz olabilir vaadini yerine getirmeyip? Vaat ettiğini yapmamak ya cehlinden, bak bunu unutmuştum aklıma gelmedi, ya bilmediği için yapamaz. Bir adam der ki şunu yapacağım. Yakında bir uçak motoru icat edeceğim. Ama bilmediği için yapamaz. Haşa, Cenab-ı Hak için cehil söz konusu değil. Veya acizdir. Yani kafasında vardır plan proje ama gücü yok. O da yapamaz. Ama Cenab-ı Hak için ne cehalet ne de aç söz konusu değildir. Halbuki o kadiri mutlak ve alimi külli şey. Bir defa her şeyi biliyor. Cehalet söz konusu değil. Kadiri mutlak. Her şeye gücü yetiyor, acizlik söz konusu değil. Hakkında cehl ve aç, muhal, imkansız olduğundan hulfül vaat dahi, verdiği sözde durmamak dahi muhaldir, imkansızdır. O ki, vallahu yed'u ila daris selam buyurmuş, o ki selamun aleyküm tıbtum fethuluha halidin buyurmuş, bu vaatlerini mutlaka yerine getirecektir. Hem bu birinci nokta. İkinci nokta. Aslında ikinci ispat delili bu. Başta Fahri Alem aleyhissalatü vesselam olarak. Birincisi neydi? Cenab-ı Hakk'ın bütün mukaddes kitapları ve fermanlarıydı. Şimdi ikincisi. Başta Fahri Alem aleyhissalatü vesselam olarak. Bütün enbiya, peygamberler. 120 bin peygamber gelmiş. Üstad bunu dördüncü meselede de. Yani bu meseleyi teyiden anlatıyor. Ve evliya. Veliyullahlar, mesela İmam-ı Kuşeyri Hazretleri, Hasan-ı Basri Hazretleri ve Asfiya. Asfiya dediği hem Üstad bunu Lemaat'ta açıklıyor. Nedir farkı Evliya ile Asfiya'nın diye. Mesela Asfiya dediği İmam-ı Gazali gibi, İmam-ı Mevlana Celaleddin Rumi gibi, Abdülkadir-i Geylani gibi. Hem evliyalık var hem de muhakkiklik var. O Asfiya, daha seçkin grup. Evliyadır Muhittin Arabi gibi ama çok böyle başkalarının anlamayacağı bir kısım ifadelerde bulunabilir. Üstad bunu Lemaat'ta zikrediyor. Var mı sözlerin şeyi ama yoktur sizin orada, neşretmemiş. Üstad çıkarmış onu. Ben çok şaşırdım. Yani evliya ve şeyi asfiya ile meşşaiyyunu ve şeyi kıyaslıyor. İşrakiyyunu kıyaslıyor. Çok enteresan bir kıyastır. Onu biz ders okuduk. Var mı burada sözlerin Osmanlıcası? Yukarıda var hocam. Neyse, Allah rahmet eylesin. Yukarıdan geçelim. Kalp ve akıl birleşmesi. Yani öyle de tabii. Öyle de diyebiliriz. Ama ben misalleriyle onu söyledim zaten. Ötekinde de akıl var. Ama asfiyada ehli tahkik olma var. Ve ehli iman, bütün iman edenler mütemadiyen, devamlı olarak o Rahim-i Kerim'den hem ikramı hem rahmeti bol olan Allah'tan vaat ettiği saadet-i ebediyeyi rica edip yalvarıyorlar. Nasıl bir yalvar bakalım sen bir dua ile Recep? Ha, ötekinde yazdın mı sen 500'ü? Bir tane yalvar. Her gün yalvarıyorlar diyor. Üstadı şey yalancı mı çıkaracaksın artık? Sen de ehli imansın, son gruptansın. Hoş evliya vasfiya değilsin yani. Onu Allah bilir de. Okuduğunu her gün söylesene. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Ey Rabbimiz, bize dünyada da ahirette de
En güzel ve saadetli şeyleri nasip eyle. Cehennem ateşinden de bizi koru. Yalvarıyoruz da bu. Hemen aklına gelecek. Yaz 500 euro da. Bilmem. Ya şimdi dinleyenler de diyor bu koca paracı olmuş ya. Kardeşim bizimki himmet toplantısı falan değil yani. Bu arada savcılara da diyelim FETÖ'cüsünüz diye bizi yakalamasınlar yani bir de. Paracılar içeri alınca. Ve niyaz edip istiyorlar. Yalvarıyoruz Allah'a. Hem bütün Esma-i Hüsna ile beraber ya istiyorlar. Bu da çok önemli. Hangisi o Ahmet Molla? Esma-i Hüsna ile beraber ne? Kim istiyor? Hepimiz istiyoruz hocam. Ne mesela? Örnek ver. Cevşen okuyorsun her gün. Tam bir Esma-i Hüsna ile istemedir. Hem de bin bir Esma ile. Mübarek kendisi yaşadığı için her an her şeyi, çıkan her kelime, evet kendisinin fazla iradesi olmadan Cenab-ı Hak ihsan ediyor ama yaşıyor hepsini. Yani kelime, harf fazla ve eksik değil yani. Ve niyaz edip Allah. Çünkü başta şefkati ve rahmeti, adaleti ve hikmeti ve Rahman ve Rahim oluşu Allah'ın. Adil ve hakim isimleri ve rububiyeti. Görüyoruz da küçücük bir mikrobu bile terbiye ediyor. Hamsi'yi terbiye ediyor. Ve onun saltanatı ve Rab ve Allah isimleri. Ey mübarek. Geciktiniz. Gel hocam. Gel. Ali Bey suçlu. İsimleri gibi ekser Esma-i Hüsna'sı. Çoğu Cenab-ı Hakk'ın güzel isimleri daire-i ahireti, ahiret dairesini istiyor. Ve saadet ebediye iktiza ve istizam eder. Ebedi bir saadeti gerektirir. Üstad mesela diyor ki isimlerinden biri için zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıyor. E bu Cenab-ı Hakk'ın şanına layık değil. Öyleyse, öyle değil mi? Bir mahkeme-i kübra kurulacak. Zalime mücazatı, mazluma da mükafatı verilecek. Ve tahakkukuna şehadet ve delalet ediyorlar. Belki onun sözde ispat edildiği gibi bütün mevcuda, bütün hakaikiyle, bütün hakikatlarıyla dar ahirete işaret ediyorlar. Bunu teker teker ispat ediyor Üstad Hazretleri onun sözde. Onun söz de öyle, ikinci şua da öyle. Hele o meyve meselesi var ya, tevhidin meyvesi. Hem ferman-ı azam-ı hakim, yani en büyük ferman. Fermanları var Allah'ın da ama en büyük ferman. Biliyorsunuz Üstad bunu 12. sözde açıklıyor. Zebura, Tevrat'a vesaireye kelimetullah denilebiliyor. Kelimat-ı ilahiye deniliyor. Ama kelamullah ünvanı sadece Kur'an'a hastır diyor. Kur'an-ı Hakim binler ayet ve beyinatıyla, binlerce ayetleri ve beyinatıyla, delilleriyle ve berahin-i sadıkayı kat'iyesiyle ve kesin bürhanları, mantık delilleriyle o hakikati gösteriyor. Ve talim ediyor. Ve öğretiyor bize. Ahiretin nasıl olacağını öğretiyor. Ya bir misal vereyim mi size? Ne diyorsunuz? Çok misal var da ama vereyim bir tane. Bu hafızlar güçlü ama boş ver, ben daha rahat yapayım. Sure-i Kaf'ı hep ben tavsiye ediyorum. Ne olur diyorum. Sure-i Kaf'ı gidin Elmalı Hamdi Yazır'dan evde okuyun. Başkasından değil ama. Elmalı Hamdi Yazır'dan okuyacaksınız. Yani yoksa kaybedersiniz. Subhanallah. Şerefli olan bu Kur'an'a yemin ederim ki diye başlıyor. Kaf vel Kur'anil Mecid. Ben hepsini anlatmayacağım çünkü yoksa uzun gider. Ama devamında ahireti inkar edenlerin halini tasvir ediyor. Bel acibu diye başlayan. Yahu içlerinden hakikati ikaz eden, hatırlatan, uyaran bir peygamber geldi ve onlara ahiret var dedi diye kafirler, ya böyle de abes, lüzumsuz bir şey olur mu diye söylüyorlar. Hâzâ şeyun ucâb, şaşılacak bir şey öldükten sonra dirilme. Ve devam ediyor kafirlerin sözüne. Yani biz öleceğiz, toprak olacağız. Ondan sonra mı dirileceğiz? Zâlike rac'un ba'id. Bu çok uzak, aklın almayacağı bir dönüş. Ben toprak olduktan sonra yeniden mi döneceğim?
Cenab-ı Hak başlıyor şimdi. Bura çok tatlı. Hepsini okumayacağım. Yahu önce kainattan misaller veriyorsun. Sırf yani dikkatinizi çekmek için okuyorum. Efelem yanduru ile semel fekahu. Ama önce bir cümle var da o cümleyi okumadan da bura tam anlaşılmaz. Kad alimna ma tenkusul ardu minhum ve indena kitabun hafiz. Bak bakalım. Öyle gelmekle olmaz. Burada dur. Gel buraya. Gel. Bak. Yaşın kaç oldu? 52. 52. Evet. 72'ye gelince boyun küçülecek. Vücut azalacak. Azalar sıkıntıya girecek. Eksilmeye başlayacak. Diyor ki biz bir defa bu inkar eden alçakların yeryüzü her gün onlardan neyi eksiltiyor, neyi tüketiyor? Zerre zerre biliyoruz bir defa. Neyden kaçacaklar diyoruz. Bu ayet çok tatlı biliyor musunuz? Her şeyi biliyor Ahmet kardeş. Kulağından ne kadar kir çıkacak? Yani kir değil o biliyorsun. Hücreler ölecek yani. Ne zaman sen de öleceksin? Otur kardeşim. Aslan kardeşim. Niye? وَاِنْدَنَا كِتَبٌ حَف۪يزٌ Her şeyi derleyip toparladığımız, arşivlediğimiz bir levh-i mahfuz kitabı var bizim yanımızda diyor. Ondan sonra başlıyor cevabı, uzatmayacağım. اَفَلَمْ يَنْظُرُوا اِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ Yahu bu akılsızlar, şaşrı inkar edenler, üstlerindeki semayı görmezler mi? Akılla bakıp düşünmezler mi? كَيْفَ بَنَيْنَا Onu nasıl bir kubbe gibi inşa ettik? وَزَيَّنَّا Yıldızlarla süsledik. وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ Bunların içerisinde en küçük bir patlak çatlak da yok. Biliyorsun bir yıldız patlasa Allah rahmet eylesin. Öyle diyor Bediüzzaman Hazretleri. Kuyruklu yıldız bir zaman diyor Amerika'ya yaklaşmış. Gece evlerinden çıkıp dışarıda yatmışlar. Bize çarpacak diye. Çok enteren. Ondan sonra yeryüzündeki dağları, meyveler vesaire, bütün bunları anlattıktan sonra geçmiş ümmetlerin başına gelen musibetleri, onların nasıl pişman olduklarını ama son cümleyle bitireceğim. Esas bu. Bütün bunları ispat ettikten sonra üstadın bir delili var. O Kur'an'dan alınmış. Bütün diyor vukuat imkanatın delilidir. Yani bir şey olduysa anlatabildim mi? Yani gelecekte yani dev bir orduyu kuran bir adam talim için dağıttıktan sonra nasıl bir araya getirecek diye sorana ahmak derler. Kur'an-ı Kerim de diyor bu ayette çok tatlı bir ayet. Efeyyina bil hilkil evveli. Yani diyor onlara göre biz bu kainatı ilk defa yaratırken birinci yaratılışta kendileri de dahil yorulduk mu ki? Müthiş bir ayet. Efeyyina bil hilkil evveli. Yani biz yorulduğumuzu mu zannediyorlar ki birinci yaratılışta bir böyle bir şey yok. Belhum fi lebsin min halkin cedid. Bu sebepten yani bizi yoruldu mu zannediyorlar ki onlar yeniden yaratılacaklarında şüphe ve işkil içindeler. Müthiş bir ayet. Efeyyina bil hilkil evveli. Fehum fi lebsin min halkin cedid. Ah, hem ferman-ı azam olan Kur'an-ı Hakim binler ayet ve beyinatıyla işte birkaç tanesini özetledik. O sayfayı anlatamadık. Elmalı Hamdi Yazır'dan Kaf suresinin birinci sayfasını okuyun. Yani adam Allah ona nasip etmiş azizim. Kur'an-ı Kerim nasıl tefsir edilir? Risale-i Nur'dan sonra bu asırda en iyi tefsirdir. 30 cilt, 40 cilt tefsir edenler var ama öyle zannediyorum tam deccalizm döneminde Kur'an'a hücum varken yapmış biliyor musunuz? Yani her kelimesi ihlasla yazılmış. Ferman-ı azam olan Kur'an-ı Hakim binler ayet ve beyinatıyla ve berahin-i sadıkayı kat'iyesiyle o hakikati gösteriyor ve talim ediyor. Ve nevi beşerin mabiye iftiharı olan İftihar vesilesi olan Habib-i Ekrem, o şerefli Allah'ın en çok sevdiği Resulullah, binler mucizatı bahireye, sırf bin tane mucizeyi, bunun 300 tanesini Üstad 19. mektupta özetlemiş.
bu bin mucizeyi İmam Suyuti Hazretleri, Suyuti Hazretleri El Hasaisül Kübra adlı kitabında tamamını vermiş. 3 cilt. El Hasaisül Kübra. Nebhani isimli bir allame de yine bu bin tane mucizeyi Mucizatu Rasuli Rabbil Alemin kitabında hepsini vermiş. Kaldı ki daha önceki alimlerin Delailün Nübüvve başlığı altında yazdığı eserler ayrı. Bu zat binler mucizatı bahire, kesin mucizelere dayanarak bütün hayatında, bütün kuvvetiyle o hakikati ders vermiş, ispat etmiş, ilan etmiş, görmüş ve göstermiş. Gelin okuyalım, sonra da özetini verelim değil mi? Allahümme salli ve sellim ve barik aleyhi ve ala alihi ve sahbihi bi adedi enfasi ehlil cenneti fil cenne. Ya Rab, sen Hazreti Resulullah'a, onun ağlına ve eshabına cennetteki ehli cennetin nefesleri sayısınca salatu selam eyle. Amin. Vahşurna ve naşirehu ve rufakâehu ve sahibehu sa'iden. Sen bu Risale'yi, bizi, onu dinleyenleri, neşredenleri ve onu neşreden üstadın arkadaşları olan nur talebelerini mutlu ve sa'id olarak neşret. Kur'an-ı Kerim'deki ayete işaret. Ve validina ve ihvanena. Ana babamızı da, bütün kardeşlerimizi de, ve ahavatina, bütün Müslüman kız kardeşlerimizi ve kardeşlerimizi de ne olur? Tahte livaihi, Allah'ın lütfettiği Resulullah'a livaul hamd denilen o meşhur gölgeliğin altında bizi mutlu olmayı nasip eyle. Varzukna şefaatehu, bizi onun şefaatini nasip eyle Allah'ım. Ve edhilnel cennete ma'a alihi ve ashabihi bir rahmetke ya erhamer rahimin. Ey erhamer rahimin, senin rahmetinle onun ve ağlı ve ashabiyle beraber bizi ebedi saadet diyarı olan cennete gönder. Rabbena la tuahidna in nesina ve ahtana. Bu risalede çok önemli iman hakikatleri anlatıldığı için üstad bunu zikrediyor dua olarak. Ya Rab, eğer bir hakikati unuttuk veya bazı noktalarda hata ettiysek bizi bu suçlarımızla sorgulama ya Rabbi. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena. Bizi bu İslam'ın yoluna, doğru yola hidayet ettikten sonra kalplerimizi kaydırma doğru yoldan ya Rabbi. Ve heblena min ledünke rahme. Sen kendi katından rahmetinle bize hikmet, nimetler nasip eyle. İnneke entel vehhab. Sensin bütün nimetleri karşılıksız olarak ihsan eden Allah. Rabbi şrahli sadri. Ya Rabbi, gönlümü ve kalbimi aç. Hazreti Musa'nın duası. Ben bazen bir kısım ehli dalaletle tartışmaya girerken her televizyon programı öncesi, her konferans öncesi bunu mutlaka okuyorum. Rabbi şrahli sadri. Ya Rab, ben bir Allah, senin davanı yaymaya gidiyorum. Hazreti Musa da bu duayı yapmış. Biliyorsun kekemeymiş kendisi. Demiş ya Rabbi, Harun'u benim yanıma ver çünkü ben çok fazla konuşamıyorum falan. Onun üzerine bu duayı yapıyor. Rabbi şrahli sadri. Ya Rab, benim gönlümü, kalbimi aç. Ve yessirli emri, işimi de kolaylaştır. Vahlul okteten min lisani, ve dilimdeki kekemeliği, düğümleri de bertaraf eyle, çöz. Ta ki yefkahu kavli. Bu düğümler illa maddi düğüm değil. Allah şahit, bazen samimi olmayınca ders okuyorum, kelimeler ağzımdan zorla çıkıyor. Özellikle Kur'an-ı Kerim'de bunu yaşıyorum. Yani okurken diyorum ki bu Allah için bir okuma değil. Kur'an okurken böyle su gibi kayması lazım yani. Öyle değil bazen. Gaflet basıyor. Başka maksatla okuyorsun. O insan değişiyor. Onun için sadece dildeki kekemelik değil yani. Kalbimizdeki ihlas da bu söz konusu. Ta ki sözlerim anlaşılsın. Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ya Rab, bizim bütün dualarımızı kabul eyle. Amin. Çünkü sen her şeyi duyuyor ve biliyorsun. Ve tub aleyna.
günahlarımızı affedip tevbemizi kabul eyle. İnneke entet tevvabur rahim. Çünkü sen bütün tevbeleri kabul eden rahmet sahibisin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Bir dakika. Muhterem kardeşim, ben Fatiha'ya davet etmeden önce bir şeyi anlatayım. Yarın eğer bu dershanenin yetkilileri müsaade ederse mübarek gecede de burada olmak istiyorum. Olur mu? Yarın Berat gecesi biliyorsunuz. Önemli bir gece. Ve ben sırayı bozmadan Zeyl'ini sonradan okuyacağız. Çünkü ağır bir iman bahsi orada. 21. mektubu okumak istiyorum. Yani anlaşıldı değil mi? İki tane önemli mesele Berat gecesi için gerekli olan, Müslümanların da çok ihmal ettiği. Birisi anne baba meselesi. Yani hakikaten bu ayeti kerime herkesin o mübarek gecede zihnine dokunması lazım. Diğeri de, tabii o da çok önemli bir şey, yani levleş şuyuhu rükka meselesi yani. Yani bunun ikisine de benim kanaatim yanlış mıyım? Yani hocam bu belalar niye İslam aleminden geçmiyor, gitmiyor, ne yapıyoruz hocam falan diye. Ben burayı uygun görüyorum. Okunacak yer çok. Yani Berat gecesi bu, her yer okunur. Ama bunu okuyalım diyorum. Eğer vaktimiz ileri kalırsa bir saat ders okuyacağız. Uhuvvet Risalesi'nden başlarız. Yani bir vecih hiç olmazsa okuruz. Öyle değil mi? O da bunu bağlayan çok tatlı bir şey. Yani üç tatlı şey. İlaveten yarın Allah nasip ederse biliyorsun 9.30'a doğru namaz oluyor. O namaz oluncaya kadar da ama 8'de başlayacağız. Bu Ali Bey gibi sokaklarda dolaşmayın. Tamam mı? Yani derse gelirken. Derse gelin yani. Şimdi dolayısıyla Allah nasip ederse benim niyetim yarın hep beraber kabul ederseniz Evrad-ı Nakşibendiye'yi okumak istiyorum. Ne diyorsun Molla Ahmet? Sahibi selahiyet sensin. Ey helaket feleket asrın adamı. Peki. Kabul ettik mi? Yarın saat 8'de buluşmak üzere. Bugünkü gibi 5 dakikada beklemeyiz. Tamam mı? Direkt başlarız 8'de. Yani lütfen biraz mübarek geceyi. Ondan sonra sabaha kadar uyumayın. Oldu mu? Peki, El Fatiha diyebiliriz.